Merhaba arkadaşlar, pratik matematik videolarıyla devam ediyoruz. Karışım köprüsü isimli bir video. Karışım problemleri sorularında pratiklik sağlayacak bir yöntem. Ben karışım köprüsü ismini verdim çünkü köprü gibi bir şey kullanıyoruz. Şöyle bir köprü çiziyoruz, uçlarına karışımın yüzdelerini yazıyoruz. Arada kalan birimi hesaplayıp dağıtıyoruz onu ve çözüyoruz. Hemen göstereyim, %10'luk 10 kilogramlık tuzlu su karışımı, yani tuz oranı %10 ile %20'lik 10 kilogramlık tuzlu su karışımı karıştırılıyor. Karışımın tuz yüzdesi kaçtır diyor. Uçlara yazıyoruz %10, %20. Karıştırıldığına göre karışım bu arada bir yerde olacak. Arada ne kadar boşluk var? 10 ve 20 olduğu için 20-10, 10 birim boşluk var. 10 kilograma 10 kilogram katılıyor. Eşit katılıyor. Birebir katılıyor. Sadeleştirirsek bunları birebir katılıyor. Dolayısıyla bir birim buradan, bir birim de buradan uzaklık olacak bu noktada. Onu ikiye bölüyoruz. 5, 5 bu taraf, 5 bu taraf. Yani tam ortada %15'miş karışım. Şimdi birkaç soru çözünce zaten mantığı oturuyor. %10'luk 10 kilogram tuzlu suyla %30'luk 30 kilogram tuzlu su karıştırıyor. Karışımın tuz yüzdesi kaçtır? %10'u buraya yazıyoruz. %30'u buraya. Aradaki uzaklığı hesaplıyoruz. 30-10, 20 birim var. Peki bu 20 birimi nasıl dağıtacağız? 10 kilogramı 30 kilogram. Sadeleştiriyoruz. 1'e 3 katılmış. Hangisinden mesela 1 katıldığı, %10'dan 1 katıldığı için karşı tarafa 1 birim uzaklık diyoruz. %30'dan 3 birim katıldığı için bu tarafa 3 birim uzaklık diyoruz noktayı bulurken. Yani çapraz olarak atıyoruz uzaklıkları. Tek numarası o zaten. Tek ezbere dayalı şey bunun formülü. Ve 3 birim buradan, 1 birim buradan gelirsek 20'yi nasıl dağıtırsak olur? Şurası 15 olur, şurası 5 olur. Dolayısıyla 10 artı 15, 25 veya 30 eksi 5, 25. Şurası %25. Karışımın yüzdesi %25. %10'luk 10 kilogram tuzlu suyla %20'lik 40 kilogram. Onu yazdım. 20'yi yazdım yüzde. Arada 10 birim boşluk var. 10 kilogram bundan, 40 kilogram bundan. Yani 1'e 4 oranında katılıyor. Bu tarafın oradaki 1 olacak. Şöyle yaparsam daha rahat anlaşılır. Bu tarafın uzaklığı ise 4 olacak. Bunun sebebi de şu. Siz bir bardak suyu denize döktüğünüzde tuzlu su, yine denizdeki su tuzlu sudur. Çünkü bardaktaki su denizdeki suya göre çok azdır. Hangisi çoksa karışım ona yakındır. Burada da hangisi çoksa karşı tarafa onu uzaklık olarak koyup karışımın çok eklenen tarafa yakın hale getiriyoruz. Burada mesela %20'den 40 kilogram katılmış. %20'ye daha yakın olsun diye karşı taraftan 4 birim uzaklık koyuyoruz. Bundan 1 birim uzaklık koyuyoruz. Şimdi toplam uzaklık 10'du. 4'e 1 oranında dağıtırsak 8'e 2, 18 daha %18. %10'luk 10 kilogram, %10, %20'lik 90 kilogram. Aradaki uzaklık 10 birim. 10'a 90, yani 1'e 9 oranında katılıyormuş. Bu 9'u şuraya yazıyoruz. 9 birim. Bu 1'i de bu tarafa yazıyoruz. 1 birim. Siyah yapayım. 1 birim. Buradan 9 birim, buradan 1 birim olunca 19 daha 19. 19 bir daha 20 sağlamasını yaparsak %19'lukmuş karışım. %70'lik 20 kilogram tuzla %85'lik 40 kilogram su. %70, %85. Aradaki uzaklık 15 birim. 20'ye 40, yani sadeleştirirsek 1'e 2 oranında katılıyor. Bu 2'yi buraya yazıyoruz. Bu 1'i buraya yazıyoruz. 2 birim burası, 1 birim burası. Toplam 15'miş. 15'i dağıtırsak bu taraf 10, bu taraf 5. 70, 10 daha %80. Pratikleşiyor gördüğünüz gibi yaptıkça. Şurada şeyini unutmuşum, köprüsünü. %60 ile %90'lık karışım var. Aradaki birim 30
%30'luk bir fark var. 40'a 20 katılıyor. Bundan 2, bundan 1 katılıyor. Bunun ikisini bu tarafa yazıyorum uzaklık olarak. Bunun birini de bu tarafa yazıyorum uzaklık olarak. Şimdi 30'u 1'e 2 oranında dağıttığımda bu taraf 10, bu taraf 20 oluyor. Öyleyse 60 artı 10 %70. %78'lik 50 kilogramla %84'lük 25 kilogram karıştırılıyor. Gördüğünüz gibi böyle küsuratlı sorularda özellikle kolaylık sağlıyor. Arada 6 birim uzaklık var. 84'ten 78 çıkarttım. Bunu kaça kaç dağıtacağım? 50'ye 25'miş. Sadeleştirdim. 2'ye 1. Bu 1'i bu tarafa atıyorum. Bu 2'yi de bu tarafa atıyorum. Dolayısıyla 6'yı 2'ye 1 oranında dağıttığımda şu tarafa 4, bu tarafa 2 kalıyor. 78, 4 daha 82. Ve son soru. %5'lik 5 kilogram ile 5, %35'lik 25 kilogram. Aradaki farka bakıyorum, 30 birim. 5'e 25'miş. 1'e 5 oranında dağıtacağım. Bir uzaklığı bu tarafa yazıyorum. 5 uzaklığı bu tarafa yazıyorum. Toplam 6 uzaklık. 30'u 6'ya dağıttığımda uzaklık başına 5 birim düşüyor. 5 kere 5 25. Şurası 25'miş. 5 artı 25 de %30. Umarım faydalı olmuştur.